yeter olsun diyoruz. Ambargodan bıktık, usandık. 60 senedir bu dile kolay bir insan ömrü. Artık bizler de memleketimize direkt uçuş yapmak istiyoruz. Ticaretin olmasını istiyoruz. Dünya kapılarının Kıbrıs'taki Türklere de açılmasını istiyoruz. KKTC'yi tanımalarını istiyoruz. Zaten bir tanıma olursa her şey yoluna girecektir. Ben kendi aileme buradan, İngiltere'nin göbeğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mektup dahi gönderemem. İlla ki Türkiye'den geçecek. Türkiye'de Mersin 10 kod numarasını yazarız ve onda oraya gittikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilir mektubu, eğer tabii kaybolmazsa. Siz İngiltere'de mi doğdunuz? Evet, İngiltere'de doğup büyüdüm. Yani aileniz, yani hala, aileniz oradan taşınmış Kıbrıs'tan. Evet evet. Niye taşınmışlar? Harpten dolayı buraya geldiler ve yani biz tabii evde Türkçe, hala o kültürümüzü devam ettirdik. Kıbrıs'ta Rumlar bize saldırdığında ve 1960'ta kurulan anayasayı bozduklarında ben 10 yaşındaydım. Olayları çok net bir şekilde hatırlıyorum. Benim içinde bulunduğum bir otobüste bir Lefke köyüne 4 kamyon, 4 çuval un götürmek istemiştik. Her durdurdukları yerde bizi Rumlar o çuvalları yere boşalttırıyorlardı, toprağa. Biz avuçlarımızla onları tekrar çuvallara koyup da yüklemeye çalıştık. Günün sonunda bir çuval taşlı un götürebildik. Ekmek yapabilmeleri için o köye. Tanımak istiyoruz. Ticaretlerimizin normal yollardan yapılmasını istiyoruz. Şimdi nasıl yapılıyor? Şu anda sadece Rum tarafından yapılıyor. Maalesef ve Türkiye'nin yardımlarıyla da bir şeyler yapılıyor. Yani Kıbrıs Türk'ünün sesini istiyoruz. İngiltere bir garantör olarak görevini yapsın artık. Bize sahip çıksın.